Merhaba sevgili yarış tutkunları diye kaldım böyle, mail uzattım biraz ama hoş geldiniz. Uzun süredir PlayStation 4 kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği bir marka Gran Turismo. Çok Gran Turismo'suz kaldı PlayStation 4 tutkunları. 2014 yılında çıktı konsol. Neredeyse 2018'e gireceğiz. 4 senelik bekleyiş diyelim. Ben abartmak için 4 sene diyorum. Halbuki 3 sene tamamlanmak üzere. Ve nihayetinde Gran Turismo Sports'la birlikte tekrar Polyphony dijitaldi zannedersem yapımcısı, yanlış hatırlamıyorsam karşımıza çıkmak üzere. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir yandan da menüye girelim. Bakınız şöyle bir menümüz var. Menünüz kısmında sol köşede önemli olan aslında 3 tane dal var arkadaşlar. Arcade, yapay zekaya karşı yarıştığın ve aynı zamanda VR desteğine sahip olan bu oyunda sanal gerçeklik kaskı ile birlikte oynayabildiğin ve aynı zamanda yaptığın ayarlarla birlikte, aslında bu arada dokunmadığınız müddetçe hemen böyle menü temizleniyor arkadaşlar ve 90'lı yıllarda veya geçmiş dönemlerde yaşanmış olan olayları araba çıkış tarihleriyle birlikte oyun severlere sunuyorlar. Çok böyle erotik bir müzik eşliğinde Ya nasıl bir hobidir diye giriyor. düşünmeden edemiyorum yani. Hani araba adam da araba hobisini ciddiye alıyor ya. Hani Ya, arabayı ciddiye bu alıyor yok. yani. Zaten Gran Turismo'nun sloganı The Real Driving Simulator abi. Yani gerçek sürüş simülasyonu, gerçekten de araba sürmekten keyif alan tüm oyunculara hitap eden bir yapım. Burada gerek iki kişilik oyuncu oyun bölümü, gerek VR turu, özel yarışlar, drift, zamanlama, ya burada keyif yapıyorsunuz, onu söyleyeyim arkadaşlar. Burası keyif alan oyunun. Senaryo moduysa 3 ana bölümden oluşan bir aslında akademi diyebileceğimiz bir bölüm. Burada sürüş okulunda %2'lik kısmını bitirmişiz biz. Sıfırdan, hiç daha önce araba simülasyonu oynamadıysanız dahi size sürüşü, yarışlar içerisindeki görev anlayışını ve pist deneyimini sunarak, bitirdiğinizde tüm bu olayları bir noktada sizi Gran Turismo içerisinde etkin bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyor. Ve oyunun en önemli kısmı spor. Yani oyunu bir yani Gran Turismo Sport şeyini almasını, sloganını almasını, o eklentiyi almasının sebebi arkadaşlar oyunun e-spora yönleniyor olması. Burada amaç tabii ki şimdi Forza Motorsport'un da şeyleri var, turnuvalar oluyor. Eminim Gran Turismo'nun da önceki oyunlarından da turnuvalar yapılmıştır ama bu gerçek anlamda bu rekabeti ön plana çıkartmak ve profesyonel anlamda bu şeyi güçlendirmek istiyor. Yani yarış oyunlarında profesyonel anlamda e-spor olayını güçlendirmek istediği için belli ki Sony'nin yapmış olduğu bir hamle. Marka merkezi dediği de büyük ihtimalle araç satın alma dükkanı olması lazım yanlışım yoksa. Ama niçin böyle bir şey var, onu anlamadım. Şöyle bir marka merkezine girelim. Şu anda 3 tane üs var. Asya Pasifik, Avrupa ve Amerika bölgesi arkadaşlar. Şöyle geri döneceğim. Ya Yunan mimarisi, hani bir dükkan değil de Yunan mimarisine ait bir nasıl diyeyim, Tapınak girişi falan gibi. tapınak girişi gibi durmuyor mu? Lobimiz var. Bu lobide tabii ki çevrim içi yarışlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Manzaralarda da artık hani PlayStation 4 ile birlikte gelmiş olan o share butonu var ya, ona bastığınızda hem oyun içi güzel görüntüler alabiliyorsunuz, hem bu foto mod oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Horizon Zero Dawn'da da değil mi? Pek çok oyunda var Vardı. artık foto modu, Yani evet. oyunun o fotorealizmini daha güzel bir şekilde faydalanın diye çeşitli noktalardan fotoğraf çekebildiğiniz bir açı. Neyse efendim, yani bunları geçelim, arcade moda girelim. Yani burada pek çok özellik, detay vesaire var. Şimdi şunu söyleyelim. Biliyorsunuz arkadaşlar biz araba simülasyonlarıyla çok O ne lan içli öyle? dışlı değiliz. O nasıl bir araba ya? Kaplamalar yüklenmemiş diyeceğim ama. Oğlum o ne lan? Yok, bu herhalde bir farklı bir renk ya da üstü kapalı şu anda. Üzerinde bazı değişiklikler yapılacak. Boyama falan yapılacak gibi düşünüyorum. Dün deneyimledik. Hatta bir video çekmiştik. Ancak maalesef o videoda bir problem oldu. Şunu söyleyelim. 9 Ekim tarihi itibariyle demo açıldı. Onun öncesinde demoyu birkaç gün öncesinden indirmeye açılmıştı. Çünkü oyunun demonun 48 GB'lık bir büyüklüğü var arkadaşlar. Günden güne oyunlarımız büyüyor. Ve girişte size oyun şunu soruyor. Çözünürlük mü istiyorsun? Yani 2K, 4K seçenekleri var. Yoksa saniye kare oranına mı önem gösteriyorsun diyor. Zannedersem 4K olursa 30 FPS ama 1080p 60 FPS olursa 1080p'de oynayabiliyorsun gibi bir seçenek söz konusu. Nitekim böyle bir başlangıçta bize böyle bir soru sormuş olmaları
ya oyuncular üzerinde bir araştırma yapıyorlar ya da oyun içerisindeki seçeneklerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi nereye gidelim abi? Colorado bayağı zorluydu hatırlıyorsan. Colorado bayağı zorluydu. Bayağı zorlu ya. Çünkü orada asfalt zemin olmadığı için yoldan çıkıyorsunuz. Ben Dragon Trail diyorum çünkü şey olarak da güzel. Mekan olarak da güzel. Neresi olsun? Daha önce biz gün batımı demiştik. Yine gün batımı olsun. Gün batımını da sürelim. Burada pek çok araba seçeneği var. Garajdaki otomobiller derken de arkadaşlar bir tane başlangıçta aracın oyunun size vermiş olduğu bir araç var. O da Peugeot. Niyeyse ben Peugeot'u çok sevmiyorum. Mazda alayım diyorum ya. Al bakalım. Mazda alalım. Mazda hoş duruyor. Şöyle tabii gösterelim. Merak edenler için. Ben Demo'da bu kadar var en azından. Ya da belki şu an için bu kadar açıklamam. Ha alalım. Şimdi gelelim en önemli kısma. Bu kadar var belki ver dedin ya dost. Arkadaşlar Gran Turismo 6'yı hatırlayanlar muhakkak vardır aranızda. Bu videoyu izliyorsanız siz de bir Gran Turismo hayranısınızdır bir noktada. Yanlış hatırlamıyorsam 1197 tane araç seçeneği vardı. Çıkan Forza Motorsport 7'de 700 araç seçeneği var. Gran Turismo Sports'ta 162 araç seçeneği var. Yani inanılmaz büyük bir fark var. Hani nerede 1197? Onda biri. 192, 190, 1100 diyelim hadi biz buna. 1200 diyelim. Nerede 162? Şimdi ben bunun büyük oranda acemi seviyeden başlayacağım arkadaşlar. Oyunun e-spor üzerinden gittiği için yarışlarda bir dengeleme unsuru olsun diye daha az araca odaklandıklarını düşünüyorum. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü çok küçük bir yelpaze Gran Turismo 6'ya kıyasladığımızda. Zaten Gran Turismo 7'de değil bu oyun. Gran Turismo Sports. Yani nasıl ki Forza Horizon'dan Forza Motorsport'ta gördüğünüz şeyleri beklemememiz gerekiyorsa Sports'ta da bunu beklememek lazım ama bunu araç sayısı olunca çok ciddi bir şey oluyor. Hani bu tarz oyunları sevenler garajını doldurmak ister, her aracı denemek ister, geniş bir araç yelpazesi olmasını ister. Buradaki bu kısıtlılık biraz da size bırakıyorum arkadaşlar. Araba yarışı sevenler, araba tutkunları için bence bir zayıflık noktası diyebiliriz herhalde. Ama arabaların arasındaki acaba fark çok mu azdı da o yüzden bıraktılar diye düşünüyorum ben şimdi. O da olabilir. O listeye bakıyorduk biz mesela 1000 tane arabaysa mesela Roadster S 90, Roadster X 91, Roadster X 92, Roadster X 91 modeli, 92 modeli gibi gidiyor. Hani onun her biri de çünkü sayılıyordu. Yani orada hani bu sefer adamlar şey yapmak yerine hani birbirinin aynı kullanıma sahip olup da sadece dışında ufak değişiklikler olan araba modelleri yerine acaba tam hani gerçekten birbirinden farklı oynanışa sahip olan ana temel modelleri mi koydular acaba? Bu arada abi gördüğün gibi yine her türlü altı yapabiliyoruz. Yani her şeyi yapabiliyorsun. Şu anda toprak ve drift de kapalı. Yani kim bilir neler neler yapabiliyorsun. Zaten ben bu konuda çok da şey değilim, yetkin değilim. Ah pardon. Şu seçenekleri sürüş seçeneklerini gösterecektim. Burada yine yapabileceğimiz türlü çeşit ayar var arkadaşlar. Bu ayarları tabii ki ne kadar profesyonelseniz veya ne kadar acemiyseniz istediğiniz doğrultusunda değiştirebiliyorsunuz. Görsel olarak oyun, yansımalar ve araç detayları çok çok başarılı. Çevre de hiç fena değil ama hani şunu söyleyeyim. Gran Turismo her çıkış yaptığında hani dudak uçuklatan grafiklerle aklımıza kazınıyordu. Bu o kadar değil. Bu arada kesinlikle kötü olduğunu söylemiyorum arkadaşlar. Hani göz var, nizam var. Gerçekten çok başarılı. Yansımalar, ışık oyunları, araç detayları vesaire çok çok başarılı. Ama etrafta bir ruhsuzluk var gibi. Hele hele e-spor olayına odaklanmaya çalışan bir oyunda biraz daha heyecanlı, biraz daha coşkulu, biraz daha festival havasında geçen bir yapım beklemiyor değildim. Bu arada niye sağ taraftayız? En yakın engelliyiz. Mazda nereden arada? Orada Mazda. Acaba arkadaki müzikten copyright yer miyiz? Şunu merak ediyorum. Şey yapalım. Seçeneklerden var mıdır acaba böyle bir ayar? Ayrıntılı ayarlara girsek. Geri beslemelere kadar video geldik. Video ayarları. Video ayarlara kadar gittik. Yok. Yani bu bana telif yiyeceksiniz her türlü demeye. Yiyelim be, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, sıkıntı yok. Devam diyelim. Bu arada ben toparlayayım. Project Cars 2 belki de bizim yeterli ayarları yapmıyor oluşumuzdan bir tebeveyti arkadaşlar. Pek de acemi oyunculara yardım eden bir oyunmuş gibi gelmedi açıkçası bana. Ama hem Forza Motorsport 7 hem de Gran Turismo Sport bu konuda ki zaten Gran Turismo Sport'un az önce size Sports diyorum sürekli ama Sports değil, Sport'un az önce görmüş olduğunuz Sürüş Akademisi'nde 3 farklı zaten
bölme var. Hani birincisi sizin sürüş deneyiminiz. İkincisi pist. Üçüncüsü de neydi? Ha, görev. Yani yarıştaki göreviniz. Odaklı üç farklı noktada size yardımcı olmaya çalışan bir akademisi var. Bunu gözetince böyle bu tarz oyunlardan korkusu olan oyunculara da aslında büyük oranda yardımcı olabilecek bir asist yapıyor diyebiliriz. Bunun içerisinde şey de var. Yarış içerisinde de yine asist sistemi güzel çalışıyor arkadaşlar. Size nerede fren yapmanız gerektiği, nerede hız kazanmanız gerektiği, nereden dönmeniz, nereden viraj almanız, hız alırken ne tarafta durmanız gerektiği konusunda yardımcı oluyor açıkçası. Ve bu konuda Project Cars'tan, dediğim gibi Project Cars'ı bir de belki biz ayarlarla oynasak o da böyle yine bizim elimizden tutacak bir oyun olabilirdi belki ama başlangıç için öyle bir sahneyle karşılaşmadık açıkçası. Ama Gran Turismo Sport o konuda beni şey yaptı, mutlu etti. Kendi kendini falan frene bakıyor ya, oyun beni biraz sinirliyor açıkçası. Evet ya, bu işte biz acemiyiz ya. Normalde bu tarz oyunları oynayanlar nerede ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorlar abi. Zaten direksiyon ve pedal setiyle vesaire oynuyorlar. O yüzden daha çok bizi gerçekten de evet, rahatsız edecek bir unsur. Çünkü biz mesela böyle abi gaza basıyoruz viraja falan girerken. Normal şartlarda aynı Project Cars gibi olduğu gibi bu arabanın topaç gibi dönmesi gerekiyor. Ama bu oyunda şey işte seni asiste ederek, frene vesaire bakarak, basarak abi ne yapıyorsun sen modunda yardımcı oluyor. Bu arada şöyle bakayım. Biraz dışarıya çıkayım aslında. Biliyorum kokpit çok çok önemli simülasyonlarda ama böyle şöyle farklı noktalardan gireyim. Kokpit'teki saatin ilerlemiyor olması canım aslında. Hangisi? Girelim, şöyle girelim abi. Hala 17'siniz diye başlangıçtan beri. Hemen bu yapımda... 3 dakika geçti. Okuluculara belirtmek lazım bunu. Önemli bir detay bu arada. Ciddi söylüyorum yani bu tarz oyunlarda çok fazla aman abi ne yapıyorsun ya? Niye böyle bir üzerine sürüyorlar ya bunlar? Çok fena. Ha, gerçek yarışta böyle mi yani? Birilerine engel mi oluyorlar birilerine? Zart diye direkt üzerine sürüyor ya. İşte Forza'da da öyleydi. Direkt üzerine sürüyor ya, böyle kaza yaptırmaya çalışıyor seni evet. Falan. Mesela bana aşağıdan kırmızı yandı. Fren yapacaksın. Tamam abi dedik. Hem kendisi fren yaptı hem de bana uyarı verdi. Böyle oyunu öğretmeye çalışıyor. Ama biz yine de birisi de elinden tuttuğu ve kaza yapmadığın için yine dikkat etmiyorsun. Asiste eden birisi olduğu için. Acaba benzin şeyi var mı? Yakışık fuel şartı var mı? Bir şey var mı? Allah! Selam! Çok güzel. Giderken beni ortaya attı. Güzel. Birinciliği oynarken üçüncülüğe düştük tekrar. Şöyle bir hasar durumu nedir bir bakalım. Alıyor mu araba? İşte ona bakayım dedim ama. Bu araç değil bu kadar yavaş. Yani çok öyle bir hasar durumu söz konusu değil. Bu aracın niye durduğunu anlamadım. Herhalde acemi modunu açtığım için araçlar da böyle biraz şeyden alıyor. Daha insaflar. Ağırdan alıyorlar. Tamam hadi geç. Falan diye. Tamam bu sütten falan diye böyle. Ne yaptılar üstüne öyle çocukla kendilerine ne konuşuyorlar? Sütten bilmem ne bir şey daha vardı. Ne? Sütten? Hani öyle işte ne bileyim. Hadi maç yapalım olmuş sütten kimse ona vurmasın. Haa o sütten şey. Zayıf ve güçsüzün güçlü tarafından ezilmesi abi. Her evet. Çocukluktan başlayan bir süreç. Gel şöyle şeyin içerisine geçeceğim. Toplumun içerisine geçeceğim. Çevre çok daha canlı olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Çevre çok etkileyici bir tarafı yok. Çevre çok daha canlı olabilirdi diye düşünüyorum çünkü ya bu oyunun eğer rekabet, müsabaka, gerçek anlamda e-spor deneyimi vermesi ve o atmosferi yaşatması gerekiyorsa sadece arkada bir anlatıcı değil abi. Ön tarafta şu mesela görüyor musun abi arkadaşlar? Böyle, belki de böyledir araba yarışları bilmiyorum. Herkes sessiz. Öyle bakıyor. Açık öğretim fakültesinde sınav ders alırmış gibi izliyorlardır diye düşünüyorum ama coşku bir heyecan olması gerektiğine inanıyorum. Onun dışında gerçekten de görüş olarak iyi, güzel. Yani benim beklediğim Gran Turismo'dan beklediğim çıkış değil ama. Herhalde bu arada son tura geçiş yaptık. Şu anda böyle geçersen birazdan birinci olacak. Zaten bir şey bunları da onun için yapmışlar.
geçiyorsun o adamları her türlü. Sen biraz yavaşla mısın? Biraz böyle haince bir bitiriş yaptık. Evet. Fair play alamayacağız. 6 dakika. Evet. Tabii burada acemiliğimize göre deneyim puanları kazanıyoruz, ödül parası kazanıyoruz. Bu ödül paralarıyla da tabii ki oyun içerisindeki araçları açıyorsunuz arkadaşlar. Topla abi topla. Günlük antrenman, seviye atlıyoruz belli ki. Tekrar videosu vesaire. Tabii buradan çıkıyorum ben. Kısaca şöyle şeyi göstermek istiyorum. Senaryo dediğimiz kısımda mesela sürüş okulunda neler öğretiliyor gibi. Kısaca bir şöyle bakalım. Bakınız arkadaşlar, böyle acemi ve orta seviye olmak üzere şu anda iki tane seviye var. Belki de biz bu iki seviyeye geçince üst düzey seviye açılacak. Ve burada bronz, gümüş, altın olmak üzere 3 farklı seviyede görevleri bitirebiliyorsunuz. Bu bitirdiğiniz görevler sonrası mesela 8'e kadar bitirdiğiniz bir tane hediye açılıyor. Büyük ihtimalle bir araç hediye ediyor oyun size. Aynı şekilde ikinci seviye var. Final var, ondan sonra orta seviye var gibi gidiyor. Mesela şimdi şu sürüş okulunda girelim. Japonya'dayız. Bayağı bildiğiniz arkadaşlar, hani bazılarına komik gelecek ama bir noktadan bir noktaya gitme. Gerçekten de hani böyle sıfırdan size araba sürmeyi öğretiyor diyebiliriz neredeyse. Direksiyonu yönlendirmeyi öğretecekmiş bu oyunda da. Bakalım. Ve kabul edilebilir süre 12 saniye 150 salise ile 13 saniye arasındaymış. Hadi bakalım o zaman bir başlayalım. Benden neler çıkacak. Şu vites muhabbetini çözemedim hala. Vites çözeydik en azından, altın alırdık bir öncekinden. Bu arada options tuşuna basınca demo içerisinde oyun çöküyor arkadaşlar. Evet. Tabii çok bayağı enteresan. Bayağı DOS keşfetti dün onu. YouTube videosu açtı oğlum bu. Practice operating the steering wheel. Şunu bir, şu an bize bunun içinden YouTube üzerinden mi izletiyor sence? Abi YouTube'u gördük orada logoyu. Stream ediyor şu anda YouTube'dan gibi gözüküyor. Yani oyunun içerisine koymamışlar herhalde. Ya da demo olduğu için böyle. Kötümser düşünmek istemiyorum. Gerçi hani YouTube'u kullanmalarında da problem yok ama bunu oyunun içerisine koymaları daha profesyonel olurdu. Yani baksana. Şey gibi hani mobil oyunlarda şey izletiyorlar ya, video izletip 3 altın kazandınız hadi bundan sonra bedava falan diyorlar. Bu arada oyun görmüş olduğunuz üzere tamamen çok güzel arkadaşlar. Bu yaptığım için. Ne oldu? Altın aldım. Altın aldım. Güzel. Sağa sola çarpmadık ama işte. Altın kupa değil de disko topu yani. Bayağı evet, 80'ler dönemine götürüyor bizi. Ödül paramızı aldık. Sürülen mesafeyi aldık. Ha tabi bu ya sıfırdan abi, yani emekleme gibi gidiyor. Bu ilerleyen safhalarda tabii ki bu şekilde olmayacaktır. Daha farklı şeyler olacaktır ama böyle gidiyor arkadaşlar. Benim gibi adamlar için bu açıkçası. Mesela ne direksiyonu yönlendirme 2, direksiyonu yönlendirme 1, otomobilinizi sabitken kaldırmak gibi bayağı direksiyon şeye gelecek iş yani, vites değiştirme şu bu gibi unsurlar gelecek. Burada çok fazla vakit harcamak istemiyorum. Amacım göstermekti arkadaşlar. Mesela şöyle bir online maça bakalım. Sonra en son bir de sen de split screen. Bu arada açık mı acaba online? Açık gibi duruyor. Bir tanesine girelim ama Papa'nınki biraz sıkıntı. Eğlencesine yarış, gerçek yarış. Polonyalı bir arkadaş var ama bağlantısı çok kötü. Almanya sıkıntı. Ya ben şu cayır cayır yeşil yanan arkadaşa gitmek istiyorum. Gerçek yarış diyorsun. Oo gerçek sen yarış. Ona daha giremezsin. Kimse ne diyor? Yani. En az D olması gerekiyor. E'ymişiz biz. Çok kötüyüz lan. Eğlencesine yarışa gireceğiz o zaman. Yani, aynen. Evet. Daha 1'e 16 yani. Yalnız hepsi. Yani. 16 kişinin gelmesi bekleyecek miyiz acaba? Yok, 2 kişi başlatır inşallah. Maksat... Oğlum o arabanın önüne ne abi? Şeyi görmek. Bir de şeye bakarız ya şimdi. Şunun amacı nedir abi ön tarafının? Benim de o konularda çok fazla şeyim yok. Rüzgarlık falan filan biliyorum da ön taraftaki şekli olsun diye mi yoksa... Şey çok güzel olmuş yani. Demek yani. Yarış sırasında şey gibi sanki etrafta bir şeyler varmış, onları toplamak içinmiş gibi böyle pıt 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 alarak gidecek böyle. Piste git diyor, yarışı izle diyor, otomobil ayarları var yine burada. Ben direkt burada gir diyorum.
Herhalde o yarışırken bak o gidiyor şu anda zaten. Bekleyeceğiz. O zaman ben çıkıyorum buradan. Gelip selam vereyim dedim abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Katılım dönemi sona erdi. Ayrılalım. Buna çok fazla vaktimiz yok. Bir şeye bakalım. Şu spor kısmına. Lobi faaliyetlerini geride bırakalım. Spor. Mesela burada ne varmış? Yarış girişi. Burada resmi çevireyim şimdi. Hani şey vardır ya. Bir oyunun bir casual modu vardır, eğlencesine. Bir de ranked modu vardır. Overwatch'tur, Hearthstone'dur, işte Counter Strike'tır. Bunların hepsinde olan şeyler burada da var arkadaşlar. Az önceki girmiş olduğumuz casual'dı diyebiliriz. Orada da gerçi kendi içinde ayrılıyor. İşte acemiler için yok ciddi vesaire falan diye. Ama burası doğrudan şey yani. E-spor kısmı diyebileceğimiz kısım. Vay 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 22 vay. 22 dakika falan vardı yolu. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Pisti tecrübe edebiliyor muyuz? Yarış başlamadan önce. Ne şirin arabaymış. Ağzından aldın. Topaç gibi bir şey. Tam oyuncaklık böyle. Çekeceğim bırakacağım. Bırakacaksın. Gidecek. Meğerse böyle bir arabaymış falan. Pilot iniyor itiyor bırakıyor araba kendinden dönüyor. Sıralama yarışlarına giriyoruz zannedersen şu anda. Vın araba gündem. Vın topaç. Aa güzel bir mekan işte ama bak Tokyo. Şu şehri biraz daha böyle bir... Çok kötü görünüyor lan. Yani kötü gözüküyor abi, biraz daha güzel. Yani Gran Turismo'dan bunu beklemiyorum yani. Ooo. Exorcist müziğine girdi. Böyle basalım. Burası Tokyo mu acaba? Evet, hep Japonya'ya gitmek istemişim. Da bana E5'i de hatırlatmıyor değil açıkçası. Tam Mecidiyeköy'ü şu an. Şurası tam Mecidiyeköy. Aynen ha. Çistak. Tagoyer bayağı sponsor olmuş. Her yerden Tagoyer çıkıyor. Tagoyer'in de bir arabasını gördük arkadaşlar. Eyvah. Biraz şunu çıkarttık. Tagoyer ben saat firması olarak biliyordum ama araçları da var. Ya da başka bir şey. Tabii emin değilim. Arabanız daha fazla saatler koyduğu için. Evet doğru. Var abi. Korkunç fiyatlarsın. Şöyle bir... Mesela burada çok... Şey duruyor ya. Boş duruyor yani atmosfer. Abi ben şey korkunç çok rahatsızım. Antalizm'de ciddi bir sıkıntı var gibi geliyor bana. Çok şey, kütürlü bir şeyler. Çevreler, köşeler falan çok kütürlü ya. Biraz böyle fazla böyle basit bir arabanın hakimiyeti yüzünden kayıp gittiğini hissedebiliyorum. Ne kadar hızlansın dümdüz giden arabaları seviyorum. Ne kadar hızlansın dümdüz giden arabalar. GTA'da falan olduğu gibi. Hızlandıkça hızlanıyorsun. Bir şey olmuyor. Dümdüz gitmeye devam ediyor araba yani. Sen R2'ye baktığını söylüyor. Gidiyor. Sağa sola çarpa çarpa. Takip fizikler. İnşallah sesimizi bastırmadık. Tokyo! Özledim lan seni. Geliyoruz Tokyo. Tokyo yalnız. Tokyo değil. Tokyo iyidir ya. Tokyo ile Nokia'nın karışımı Tokyo. Yani galiba şu an Tokyo'yu bildiğin düşük poligonlardan oluşma bir yerini gösterse de. Lahan Miles. PlayStation, oh my god. There's a PlayStation logo. İstediğin kadar devam edebiliyorsun herhalde burada. Kendi hayatım için. Değil mi? Kendi hayatım için. Onu burada kesiyorum. Teşekkürler. Hayal ettim. Yalnız ben frene basıyorum, bırakıyorum. Bunun bu araba yarışı lan deyip devam ediyorum. İşte şundan gıcık oluyorum. Kendi kendine frene basması, kendi kendine ilerlemeye çalışması falan. Tokyo Express Bay diyor. Al sana 40 mil puanı. Bu bir nevi aslında şey zannedersem.
Müsabaka öncesinde pisti tanıman için yapılmış çalışmalar. Hayır. Hayır istemiyorum abi. Evet çıkalım. Beraber de oynayalım mı şöyle bir? Olur. Split screen'i izleyici arkadaşlarımıza da göstereyim. Ondan sonra zaten videomuzun da sonuna gelelim. Evet. Ben tahayyancı mı olayım? Ben dost muydum? Evet sen dostum. Sonra şöyle geri çıkıyoruz abi. Ne yapıyoruz? Arcade'de iki oyuncunun bölünmüş ekrana giriyoruz. Pek çok yarış oyununda artık yok arkadaşlar biliyorsunuz. Online içeriklerden dolayı şeyleri tamamen bitirdiler dost. Split screen. Ekran ikiye bölünsün. Yarısında ben oynayayım, yarısında arkadaşım oynasın. Ama diğer yandan şöyle de bir gerçek var ki hala insanlar oturup evde arkadaşıyla, kardeşiyle vesaire hani ne derler o koltuk koopu mu diyelim bunun tam Türkçe tabiri ne olur bilmiyorum yani. Ama ya arkadaşınla yan yana oynamak çok fazla şey yapmaya gerek evet, yok. Evet konsol oyunu bize en çok gelen sorulardan bir tanesi. İki kişilik yarış oyunu var mı? İki kişilik yarış oyunu var mı? İki kişilik yarış oyunu var mı? Gran Turismo bunu destekliyor. Şimdi birazdan göreceksiniz ama ekranlar küçülüyor, aynen, siyahlaşıyor, aşağıdan ya. Koca koca şeyler çıkıyor ama zannedersem böyle bir oyunda da performansı tutabilmek için bu kadar yapabilmişler. Nereye istiyorsun bu arada abi? İstediğin bir yer var mı? Şey oldu, asfalt olduğu sürece sıkıntı yok. Deniz kenarı olsun mu? Olur. Yine Dragon Trial'a gidiyoruz. Okey. Nereyi sen seçtin? Şu resimdeki kadar güzel gözükmüyor bu arada gün batımı falan. Evet bu şey en güzel yerden çekilmiş. Hani evet. Sen gidince burası o kadar da güzel değilmiş dersin ya. Seçmiyorum hiç fark etmez. Sabahın 6.30'unda kalkalım. Okey. Kahvaltımızı yapmış olalım. Sen ne seçeceksen ben de onu seçeyim abi. Ben bu sefer bunu seçeceğim. Nedir o? Mercedes AMG. Bu tek renkmiş. Neyse karıştırmayız herhalde. Otantik vites. Kendi ekranımıza baktığımız sürece karıştırmayız. Abi ciddiyim niye bu kadar pürü şeyli ya? Acaba şeyden olabilir mi? Başlangıçta biz çözünürlüğü ayarlarken acaba 2K vesaire diye mi aradık ve şu anda şey olduğu için mi? 1080p monitörde ekranda oynuyor olduğumuz için mi bu şeyi görüyoruz? Yani diye soruyorum kendi kendime. Gözükmez diye düşünüyorum ya. Köşeler bu kadar pürüzü gözükmez diye düşünüyorum ben açıkçası. Başlarını düzelttim. Kelime düzelttim. Başlat bakalım. Başlatalım. Şimdi göreceksiniz zaten iki ekranı. Evet gördüğünüz gibi her taraf simsiyah. Bildiğiniz oyun 480p'de çalışıyor çaktırma. Baya 480p'de çalışıyor yavrum çaktırma. Göremiyorum yani herhalde. Çok fena. Şey çok güzel yalnız. Işık kurulma güzel abi. Spotifikleri var ya. Bu arada bu araba da baya... Baya iyiymiş değil mi baba? Atlıyormuş araba evet. Rahat dönüyor ya. Dün oynadığımızda neydi? Nasıl çıktı? Sen sonar ki neydi o? Sonar ki bilmiyorum ama baya iyi. Baya da rahat dönüyor. Çivik ekranda daha keyifli olur tabii. Ekranda olmasından kaynaklanan problem var. JJ bana fren diye bağırıyor. Ben göstü yakalayacağım diye gaza bastım. Viraja dalıyorum ben. Sonra basmadım daha. Küçük ya. Ufacık yani. Güzelmiş yalnız. Evet araba bayağı iyiymiş. Tabi iki tane arcade araba oyuncusu. Ya ben hiç araba oyuncusu. Harbi yok. Araba tarafı da niye basamıştım? Bu taraf neresi bu? Yani sağa doğru döneceğiz zaten. Sol döneceğiz. Ben ileride neler olup bittiğini görmekte zorlanıyorum şu an. Cidden. Birazcık fazla küçük. Ne oluyor ya felaket?
var, bizde yok ama otomatik vites aldığımız için. Biz otomatik vitesiz de tabii ki de. Arabanın motoru zorlandığı zaman tak hemen vitesi değiştirmeyi de gidiyor. Yolun düz yolda beceremiyoruz yani. O şey çok fena zaten, hani arazi sürüşlerinde arkadaşlar asist bile bir noktada şey yapıyor. Hani fayda sağlıyor diyebiliriz. Bu kontrol etmek gerçekten de güçleşiyor. Var biraz zaman yorulsa olsa zaman atmıyor anlamda ya, 17.00'ın şey kalmaktan anlayabiliyorum yani. Zaman yok sanki. Uçaklar. Eyvah ya, sana bakayım derken fena gitti. Sen onda kalktın. Bot var zaten, yok olacak. Yine ben sağ döneceğim zaten. Niye ki sen botla? Oraya dönüp botla dönecekmişim. Kuşlar muşlar geçeymiş biraz şöyle sabah sabah ya. Tam şey ya. Sabahın güzel böyle simitle kahvaltı tam yapmışım falan. İşe gideceğim, böyle bir sorumluluk da böyle hissediyorsun. Ve evet arkadaşlar, Gran Turismo Sport'un demosundan da ilk izlenimlerimiz bizim bu kadar. Sizler de yorumlarınızı paylaşırsanız müteşekkir oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar, keyifli sürüşler dileriz. Eli kulağında Gran Turismo Sport geldi. Hoşçakalın arkadaşlar.